Hadi Erhan, girelim içeri. Sen şu Yusuf'un buraya gelişini bir anlat da bakalım ne diyecek. Tamam. Muhsin, Abbas, gelin kapının önünde durun. Siz de gördünüz. Benim hatırlamadığım bir şey sorarsa siz cevap verirsiniz. Ne soracak? Zaten adam iki laf etti gitti. Sen abi bilmiyorsun. Her şeyi ezberlersin, gider çalışmadığın yerden sorar. Böyle kalırsın. Ben kamera gibi kayıttaydım. Her şeyi anlatırım. Abi isterse burada Yusuf Kuzuzade'nin yaptıklarının hepsini her detayıyla tek tek gösteririm. Abbas, rahat dur yerinde, bir şeyi gösterme. Hadi Erhan. Adamın nereden ateş ettiğini buldum. Gidelim Cahit. Son bir haftada otelimizde kalanların listesi burada Polat Bey. Otelin güney cephesindeki 5, 6 ve 7. kattakiler hangileri? İşte buradaki 8 oda. Son bir haftadır hala odada kalanları... Çıkış yapmamış olanları ayır. Beş oda kaldı. Çift ya da aile olarak gelenleri de çıkar. Sadece iki oda kaldı Polat Bey. Bunlardan biri sahte kimlikle kayıt yaptırmış olmalı. Aradığımız adam o. Muhsin'e iki ismi de bildir, hemen araştırsın. Tamam abi. Çatıya nasıl çıkarım? Buyurun efendim. We'll be right back.
Adamı tespit ettik abi. O adamın kayıt işlemini yapan ve odasını temizleyen elemanları çağırdım. Tamam efendim. Tamam. Sahte bir Sırbistan pasaportuyla kayıt yaptırmış. Ender Hoca'nın vurulduğu günde çıkış yapmış. Şahıs odayı boşalttıktan sonra bir gece başka bir müşterimiz de burada konaklamış efendim. Sen mi temizledin bu odayı? Evet efendim, bu kadın sorumlusu benim. Dikkatini çeken bir şey oldu mu? Burada kaç gün kaldıysa hiç yüzünü görmedim. Hiçbir gecede yatak bozulmamıştı. Uyumuyordu galiba. Başka? Bir de çöpte hep şey olurdu. Böyle küçük rulo yapılmış kartvizitler. Geceleri niye uyumadığı anlaşıldı. Sen ne hatırlıyorsun adamla ilgili? Az konuşan kibar bir adamdı. Sanatçı tipli biri. Onu nereden çıkardın? Yanında sürekli bir keman kutusu vardı. Keman kutusu. Yolda gördüğümüz adamca ait. Hangi adam abi? Şurada karşıda keman çalıyor. Gitmiş. Abi fazla zaman geçmedi. Yürüyerek gidiyorsa buluruz. Dur Cahit. Şu çocuk onunla konuşuyor. Al gel onu. Gel bakalım buraya. Yürüyorum. Benim bir suçum yok abi. Şimdi sakin sakin sorularıma cevap ver. Tamam abi. Biraz önce konuştuğun keman çalan adam kimdi? Bilmiyorum abi. Ne konuşuyordunuz? Bana para verdi. Burada yarım saat beklememi söyledi abi. O kadar. Yalan söyleme. Sen ona bir şey gösteriyordun. Seni gördüm. Çıkar lan cebindekileri. Cahit orada. Sokakta keman çalan adama teslim edeceksin. Mesajı gönderen Dağlı diye kayıtlı. Öyle birini duymadım abi hiç. Yeni peydahlanmıştır. Abi son konuştuklarından birini tanıyorum. Bulurum ben onu. Hadi. Polat Alemdar geliyor. O işleri büyüttü artık oğlum, bizimle mi uğraşacak? Gözlerimle gördüm Dağlı. Neyi gördün lan? Oyarım lan gözlerini.
Gördün de niye dur demedin? Kaçtın bana mı geldin? Hoş gelmişsin. Haber versen karşılardık. Ne iş yapıyorsun sen? Benim işim acele. Sallanma da hemen konuş. Ne iş yapıyorsun? Açları doyururum ben. Uyuşturucu satarak mı? Para eden ne varsa alır satarım. Bugün toz bulurum onu satarım. Yarın kız bulurum onu satarım. Benim için fark etmez. Elinde kemanıyla dolaşan bir adam var. Ona ne sattın? Müşteri veli nimetimdir. Hiçbir şey söyleyemem. Beni oyalama. Sen de beni oyalama Polat Alemdar. Dağılayım ben. İstanbul'un yedi tepesine çıkmaya geldim. O zaman yılanın başına küçük kenezelim. Çok oyaladın beni. Bu kemancı adamı hemen bulmam lazım. Bu akşam 9'da bir mal daha göndereceğim ona. Yeri neresi? Teslimat için bir adres verdi. Şurada. Oradan kendisi alacakmış. Hiçbir şey olmamış gibi malı göndereceksin. Adam oraya gelmezse ben yeniden buraya gelirim. Okumayı bitirmişsindir diye geldim. Neyse rahatsız etmeyeyim. Gelsene, üçüncü kere okuyorum. Dedemin bu kadar eğlenceli bir adam olduğunu bilmiyordum. Kadınlarla ilgili ne öğüt veriyor biliyor musun? Eğer benim bilmemi isteseydi o mektubu bana yazardı. Sana bir şey söylemeye geldim. Otursana. Yok, böyle iyiyim.
Bu ailede bazı şeyler biz doğar doğmaz belli olmuş. O yüzden hiçbir şeyi de fazla düşünüp sorgulamaya gerek yok. Sen her zaman benden bir adım öndeydin. Bundan sonra da öyle olacaksın. Sen benim abimsin. Her ne olursa olsun, bu dünya yıkılsa bile, ben de her zaman senin kardeşin olarak bir adım arkanda olacağım. Eyvallah Kenan. Abi ben bugün Sufkuzade'ye gittim. Ne yaptın? Dün gece yolumuzu kesti. Derdi neymiş sormak için Yusuf'a gittim. Anlattı mı derdi neymiş? Anlatmadı abi. Kafam daha da karıştı. Niye takıldın sen Yusuf'a? Adam bizim sürekli ayağımıza dolanıyor. Sen de bir şey demiyorsun. Erhan da dedi ki geçen gün... Şimdi işimize bakalım Cahit. Kurye geldi. Teslimat saati geldi. Gözünü dört aç, adamımız her an gelebilir. Bu adam malı almaya gizlice gelecek. Sakın gözden kaçırmayalım. Adam gidiyor. Gördüm onu. Çabuk ol Cahit.
Nerede kaldın? Uyumak üzereydim Yusuf. Sen acil diye arayınca apar topar hazırlanıp geldim. İyi ki geldin. Sen çağırırsın, ben gelmez miyim? Benimle her yere gelir misin? Nereye istersen. Dünyanın ucundaki fenere bile gelirim. Orası çok yakın. Ben dünyadan uzak bir yer biliyorum. Gel. Sana söylemedim ama mezarlıktan geçerken tedirgin oldum. Bir anda ney sesiyle hepsi uçtu gitti. Ruhum ferahladı. Asıl sohbetini dinleyince ben nereye geldim diyeceksin.
Sen içmeyecek misin Murali Baba? Benim iki fincanım var Yusuf. E ikisini de bize verdin. Sana kalmadı. Sevenlerin ikisi bir sayılır. Benim bir fincanım daha var. O da topraktan. Sevenleri seyretmek bu fincanı doldurur. Ah bir bilsen bunun tadına doyum olmaz. Hoş geldin, sefa geldin kızım. Adını bağışlar mısın? İsmini soruyor. Azra efendim. Mecnun ister Leyla'yı, Vamık özler Azra'yı. Nidem gayrı sevdayı, bana Allah'ım gerek. İlk defa ismimin geçtiği bir şiir duyuyorum. Leyla ile Mecnun gibi, Kerem ile Aslı gibi, Vamık ile Azra da efsane bir aşk yaşamışlar zamanında. Hak aşığı da o efsaneyi ilahi aşkı tasvir için kullanmış. Siz de hak aşığısınız öyleyse. Ay canım kızım, kolay mı hak aşığı olmak? Cihanı hiçe satmaktır adı aşk. Döküp varlığı gitmektir adı aşk. Elinde şekeri aleme sunup zehiri kendi yutmaktır adı aşk. Bela yağmur gibi gökten yağsa da başını ona tutmaktır adı aşk. Bu alem ateşten bir denizdir. Kendini ateşe atmaktır adı aşk. Var Eşrefoğlu Rumi bil hakikat, vücudu fani etmektir adı aşk. Eşrefoğlu Rumi gibidir hak aşığı. Sen ateşi yakmaya gör. Pervaneler etrafında dönmeye başlar. Bak, pervane mum ışığına aşıktır. Önce onun etrafında dolaşır. Döner, döner, döner. Sonra kendini onun içine atar. O ateşin içinde yok olur. Gerçekte ise var olur. Zor işmiş aşık olmak. Söyledikleriniz bana sevdiğim için neler yapabileceğimi düşündürdü. Aşık neden sevdiğini bilirse, maşuku için neler yapacağını da bilir. Yusuf, neden? Siz daha önce bu soruyu sormadınız mı hiç birbirinize? Ah dilim, ah dilim. Hadi Cahit, gidelim.
Murat Alemdar peşimden geldi. Şu anda dışarıda. Alemdar dışarıda fazla beklemez. Haberin olsun. Düşürdüler.